Konuğumuz da efendim alalım. Karşımızda duruyor. Ha, duramıyor yerinde. Sosyal medya fenomeni efendim, şarkıcı. Kısa bir süre önce de anne oldu. Ece Ronay karşımızda. Ece. Bizimle magazine hazır mısın? Gel Ece. Bebek Ece. Ececiğim gel hemen otur. Evet. Ece'nin bebeği oldu ama Ece kendisi bebek zaten. Ece kaç yaşında anne oldu? 23. Bebek daha. Evet, ileride. Hayır, ne güzel. Ya yo, çok küçüksün daha. Anne olduktan sonra kendimi bayağı büyümüş hissediyorum. Ben hiç sen büyümüşsün gibi gelmiyor. Daha da gençleşmiş evet. Sanki. Evet, cildi çok iyi gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Sizler de çok güzel görünüyorsunuz. En son yayına geldiğin zaman, tabii bence yaşadıklarınla da ilişkili. Evet. O sıkıntılar, huzursuzluk falan yüzüne yansımıştı. Evet. Şimdi onları atmışsın üzerinden. Ama Ece'nin şöyle bir özelliği var, kendini hiçbir şekilde tutamıyor. Evet. Mehmet Ali Erbil'le süren bir davam var. Ececiğim çok oynama böyle, tamam. Dur böyle sabitlen. Tamam. O da benim gibi, ben de öyle evet, oluyorum. Mehmet Ali Erbil'le süren bir davam var. O dava devam ederken sen Mehmet Ali Erbil'le ilgili öyle bir yorum yaptın ki bu kez o sana dava açtı. TikTok'a girdi, takipçilerinden hediyeler isteyince sen de ona dilenci dedin. Bizim sayfada yaptın hatta o yorumu da. Dedim. Şimdi şöyle, ben o konu davası... Niye ağrımayan başını ağrıtıyorsun? Çok konuşmak istemiyorum ama içimde de kalmıştı yani. Çünkü o olaylar yaşanırken şey demişti. İşte TikTok'ta dilenen bir kız, onunla beni bir mi tutuyorsunuz demişti. Gördüğünüz üzere birmişiz. Hatta benden bin betermiş. Her gün yayınlarda yalvarıyor, şunu atın, bunu atın, hediye gönderin, bilmem ne yapın diye. Çok acınası bir halde olduğunu düşünüyorum. Söylemekten de geri kalmadım. Dava açmış, açabilir. Ben de açmıştım. Benimki de açık. Bakalım sonucu ne olacak. Seninki de devam ediyor şu an. Karşılıklı. Peki yarın öbür gün başka bir şey olursa yine Mehmet Ali Erbil'e bir laf çakmayı, söylemeyi düşünüyor musun buraya kadar? Yok, bana söylediği şey kendi yaparsa yine konuşurum. Evet. Ama onun dışında yok, onunla kavga etmiş, bununla bir şey yapmış. Onlar beni ilgilendirmez. Hı. Beni ezmeye çalıştı kendisinin, kızının, eski eşlerinin. Beni ezmeye çalıştı. Her şeyi bir onlardan görüyorum zaten. Gördükçe de üzerine vurmaya devam ederim. Hep öyle derler biliyor musun? Bir konuda çok iddialı olmayacaksın ya da çok büyük konuşmayacaksın derler. Başına gelir derler. Aman işte TikTok benden uzak dursun. Aman benim Instagram'da ne işim var. Ben öyle her şeyimi paylaşamam diyenler maalesef geldikleri noktada her şeylerini paylaşıyorlar. Yani olmaması gereken şeyleri de paylaşıyorlar. Şimdi Mehmet Ali Erbil'i de bakıyoruz. Gerçekten o TikTok'taki yaşadıklarına akıl sır erdiremiyoruz ve nereye kadar gidecek diye de düşünüyoruz. Çünkü kimi zaman küfürlerle karşılaşabiliyor. Değil mi? Evet. Çok çirkin en son. Engelli kardeşimizle ilgili yaptığı bir şey vardı. Bir video. Ona denk geldim. Oradan da tepki çekti ve Mehmet Ali Erbil TikTok'tan asla vazgeçmiyor. Yok. Sevdi orayı, o platformu. Yok, günlük 70 bin lirayla 100 bin lira arası bir para kazanıyor oradan. Ciddi misin? Evet. Ciddi misin? Yani gönderilen hediyeler falan. O civarlarda bir para kazandığı için vazgeçmiyor. Yoksa ağzımı kapatın. Niye? Günlük 70 bin TL mi? Çok kadınlarla yayın yapıyor. İşte TikTok'un bilinen çok hediye alan fenomenleriyle yayın yapıyor. O yüzden o civarlarda bir günlük. Bir dakika ya, sen bize TikTok'u çok iyi biliyorsun. Çok hakimsin. Orada fenomensin. Bize o platformu bir anlatır mısın? İnsanlar nasıl para kazanıyor? Biraz, herkesin anlayacağı şekilde ama. Tamam. Biraz da yüksek sesle, sesin az geliyormuş çünkü. Şimdi Mehmet Ali Erbil günlük diyorsun, 70-100 bin arası para kazanıyor diyorsun. Günlük evet. Diyor bakın, altını çiziyor. Evet. Ya TikTok nasıl bir platform? Her tarzdan insan var. Yani elit kesim de var, çok tam tersi kesim de var. Aklınıza gelebilecek her tarzda ve her türde insan var. TikTok'ta video paylaşarak, video yayınlayarak takipçi elde ediyorsunuz. Benim yaptığım gibi. Ama canlı yayın açarak gelir elde ediyorsunuz ve TikTok'u bir gelir kapısına dönüştürüyorsunuz. Tabii ben bugün telefonu önüme koyup da yayın açtığım zaman durup dururken bana günlük 70 bin lira, 100 bin lira gibi paralar gelmiyor. Bunun için karşı tarafla yarışma yapıyorsunuz. İşte mesela nasıl anlatayım? Bir meydan okuma. Bir meydan okuma yapıyorsunuz. İşte sana daha çok hediye gelirse karşı tarafa bir ceza veriyorsun. Yani bu tarzlarda ilerliyor onların. Yani senle biz ikimiz karşılıklı canlı yayın açıyoruz. Sen diyorsun diyorum ki bana daha fazla hediye gelirse sana şunu yaptıracağım. Ceza alnına işte Gülşen yazdıracağım, Müge yazdıracağım diyorsunuz. Ya da işte özür dileyerek söylüyorum, eşek gibi anırttıracağım diyorsunuz. Bu tarz komik cezalarla, komik mi diyeyim artık,
seviyesiz mi diyeyim. Ve insanlar üzerine bunu hediye gönderiyor. Hediye gönderiyorlar. O hediyelerin her birinin belirli bir şeyi var. İnsanlar oturup işi gücü bırakıp buna mı böyle tık? Aslında insanlar dalga geçiyorlar. Karşılarında büyük gördükleri bir ismin. Bak. Evet. Karşılarında büyük gördükleri bir ismin anırması, işte alnına kendi ismini yazması. Bunlar insanların egosunu tatmin ediyor. 3 kuruş paramla ne yaptım be adama? Gördün mü? 3 para da diyemeyeceğim. Kusura hayır. Bakma günlük 70-100 bin lira. Hayır hayır şöyle. Tek kişi onu atmıyor tek ki. Tek kişinin attığı parayı düşünürsen. Toplayınca o civarlara geliyor. Kişinin kendisi de hiç sanat hayatına, kariyerine umursamadan kardeşim 70 bin alıyorum günlük. İstersem rezil olayım mı diyor. Şöyle öyle ki diyor. Eğer oradan sonra daha fazla kariyerini devam ettiremeyeceğini düşünüyorsa, artık kariyerinin sonlarında olduğunu düşünüyorsa, bari sonlarda artık nereden ne para kazandıysam, ne yaptıysam kafasıyla. Genelde zaten ünü bitenler giriyor. Merve Boluğur da şu an girdi. Onun da biraz ünü bitmesinden ziyade bu piyasadan soyutlamaya çalıştığı bir dönemde anladığım kadarıyla. O da mesela şu an 24 saat canlı yayın açıyor. Allah Allah. Yani gece gündüz. Yani şu an dizi ama setine girse bölüm başına 100-150 bin lira kazanabilir. Ama evet, oradan günlük minimum herhalde 50 bin lira falan kazanıyorlar. Muhtemelen minimum kazanıyorlar, evet. Çünkü çalışmak Merve istemiyor. Merve Bol orada şeyle, nişanlısıyla beraber giriyor. O alıştırdı galiba. Beraber yayın yapıyorlar. Nişanlısının hesabından açıyorlar zaten. Bak gördün mü? Yani parayı Merve de kazanmıyor. Ha, nişanlısının hesabına yatıyor. Oradan paylaşıyorlar. Oradan, şey. Oradan hediye gönderdiğin zaman, gül attığında, araba gönderdiğinde, yat attığında, hı-hı, paralar çarpı bilmem kaç oluyor herhalde değil mi? Yani mesela siz bana 700 TL'lik bir hediye gönderdiğiniz zaman onun 350 TL'si falan benim hesabıma yatıyor. Hı. Diğer yarısını TikTok, TikTok alıyor. Yani insanların oyunculuk ya da çeşitli dallardaki önemli bugüne kadar getirdikleri kariyeri günlük, yani böyle evet, perişan halde gerçekten o noktaya öyle düşerek harcamaları ne kadar acı. Ama ilginç olan şu, Merve Boluğur'a mikrofonu uzatıyorsun. Özel hayatıyla ilgili bir soru soracaksın. O benim özel hayatım ama TikTok'ta her şeyi konuşuyor. Yani her şeyin ötesinde, her şeyin altı noktasına düşüyor. Yani seviye aşağı düşüyor. Evet. Anılır gibi değil. Başka bir evlenme teklifi efendim. Survivor All Star'da başlayan aşk evlilik yolunda ilerliyor. Oyuncu Mert Özel sevgilisi Sude Burcu'ya evlenme teklifi etti Müge'cim. Hmm. Sude'nin o anlardaki şaşkınlığı sosyal medyayı ikiye böldü. Neden? Çünkü diyorlar ki Sude'nin bu tekliften haberi vardı, iyi oynayamadı. Hmm. İzleyelim. Evet. Survivor aşıklarından sürpriz hamle. Mert Özcan'la Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı nasıl attı? İnşallah bundan sonraki hayatını da benimle birlikte geçirir. Sürpriz evlilik teklifi anında neler yaşandı? Mert Özcan'la Sude Burcu geçtiğimiz sezon Survivor'ın en çok konuşulan isimlerindendi. Bu olayların bir şekilde zaten çözümü bendeydi. Çözecektim. Zamanla çözülecekti zaten hepsi. Sadece parkurlardaki performanslarıyla değil, yaşadıkları aşkla da gündemden düşmedi ünlü çift. Yarışma bitti ama aşk bitmedi. İlişkilerini sessiz sedasız devam ettiren ünlü çift bir sonraki aşamaya gelmek için ilk adımı attı. İyi ki benimle birlikte ve iyi inşallah bundan sonraki hayatını da benimle birlikte geçirir. Mert Özcan yakın dostlarının davetli olduğu bir etkinlikte eline yüzüğünü aldı ve diz çökerek Sude Burcu'ya evlilik teklif etti. İyi ki varsınız ve Sude iyi ki yanımda, iyi ki benimle birlikte ve iyi inşallah bundan sonraki hayatını da benimle birlikte geçirir. Sude Burcu beklemediği teklif karşısında önce kısa süreli bir şok yaşadı, sonra da tüm gücüyle evet diye bağırdı. İlk şoku atlatan Sude Burcu, parmağında parlayan tek taşı da göstermeyi ihmal etmedi. Sana şimdi sen neye takıldın burada ben anladım. Evet. Işıklı kutuya. Işıklı kutudan hasta oluyor önce, ışıklı kutulara. Işıklı kutudan önce sana şunu soracağım. Görüntüleri izlediğin zaman. Evet. Sude biliyor mu bu evlilik teklifini bilmiyor. Biliyor. Yani bir şimdi ya, arkadaşları söylemiş olabilir. Evet. O şaşkınlığı falan böyle tartışılır. Biliyor biliyor. Ama şu var tabii. Kendi doğum günü olsaydı böyle bir evlilik teklifine hazır olurdu. Hmm.
Mert kendi doğum gününde, 40. yaş gününde ona evlenme teklif ediyor. Ve evet. O benim çok takıldığım, tüm evreni aydınlatan o ışıklı kutu. Sanki o ışığı biraz daha yüksek, benim buradaki ışığım gibi. Herkes diyor ki, Gülşen çok aydınlık, çok beyaz gözüküyorsun. Burada bir ışığım var, benim de gözüm alıyor. O benim ışığımdan, o benim ışığımdan daha da aydınlık. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O ışıklı kutuyu açtığı anı bir getirir misiniz? Bütün kulüp aydınlanıyor. Bütün evet. Kulüp aydınlanıyor. İşte yüzüğü göremiyorsun. Aydınlanıyorlar. Aynen öyle. Evet. Aydınlanıyorlar. Bak evet, lazer ışık gibi tutarsın evet. Ya böyle köprüde falan. Teknelere, sağa sola. Aynı onun gibi. Ama şöyle söyleyeceğim. Hep onlarla ilgili yarışma biter. Bu aşk da biter yorumları yapılıyordu. Onun aksine bak, evlilik yolunda ilk adımı attılar. Bayağı ciddi gidiyor ilişkilere. Bu tür evlilik tekliflerinde kadınların çoğunun bir şekilde haberi oluyor. Aynı bazı cinsiyet belirleme partilerinde aslında çiftin haberi olduğu gibi. Yani şimdi bir şey zarfın söyleyeceğim. İçinde doktor sana veriyor. Ay çok, al, çok zarfın, numara o, çok evet, numara. İçinde bebeğinizin cinsiyeti var. Sen partiye kadar o zarfı açmıyorsun. Orada bir anda heyecan yaşıyorsun. Hayır, bir de bile bile de cinsiyet belirleme partisi yapanlar var. Evet. Öğrenmiş. Sırf parti olsun. Ama sırf parti olsun diye. Ay, ay, biliyorsun zaten, evet, evet, görüyoruz evet. Oynayamıyorsun bir da. Bir kutlama olsun, sosyal medya evet. Coşsun. Tabii mavi mi, pembe mi falan. Tabii oradan paylaşım yapmak takipçi için. Takipçi gelsin. Bebekse doğduktan sonra bebek ürün, işte sütlü, alt beziydi falan, onlar gelsin. Evlilik teklifi ise, şimdi onları tenzih ederek söylüyorum ama çeşitli otellerden efendim gelin nişanınızı, düğününüzü tabii. Burada yapalım gelsin. Her şeyin bir aslında... Bedavaya gelsin. Evet, evet, işte o şeyi var.